Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün sizlerle beraber çok yakın zamanda belli başlı analistlerin, belli başlı borsacı ve ekonomistlerin artış ve edi hisselerden konuşacağız. Ki bu artışların bir tanesi 4 gün sonra bekleniyor. Benim bunun hakkındaki düşüncem ne? Ben yükseliş bekliyor muyum? Yükselişi nereye kadar bekliyorum? Bunlar hakkında şöyle bir konuşmak istiyorum. Sizler can videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Ayrıca her videoda söylüyorum, tekrardan söyleyeyim. Lütfen ama lütfen sesim kötü geliyorsa, çatallı geliyorsa kusura bakmayın. Nasıl lanet bir hastalıksa neredeyse 10 gündür kurtulamadım. 10 gündür sesim pek hoş çıkmıyor. Ben de bunun farkındayım. Tekrardan affınıza sığınıyorum. Neyse ben yavaştan başlayalım. Önce arkadaşlar daha çok yakın olmayan hisselerle videonun sona doğru ise bilançosuna çok az kalan ve yükseliş beklenen şirketlere geçeceğiz. İlk şirketimiz öncelikle Pegasus'a başlayacağım. Bu şirketin arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı yakın vakitlerde daha bilanço açıklamış değil, daha bilançosunun geleceğini açıklamış değil. Yüksek ihtimal Kasım'ın ilk iki haftasında yani yaklaşık olarak 20-25 gün sonra Pegasus'un bilançosu gelecek. Diyeceksin ki bu videonun önlemi ne? Yani bizim için niye önemli? Çünkü Pegasus gibi havacılık hisseleri için en önemli çeyrek 3. çeyrektir. Nasıl yani? Sana çok basit bir şekilde bunun nasıl yani olduğunu anlatayım. Şurada ilk 3 ay Ocak, Şubat, Mart 1. çeyrek. Nisan, Mayıs, Haziran 2. çeyrek. Temmuz, Ağustos, Eylül arkadaşlar. Bunlar bizim üçüncü çeyrek bilançomuzu oluşturuyor. Ve bunlar bildiğim kadarıyla Türkiye'de turizm sezonunun en aktif işlediği, uçakların en çok kalkış yaptığı, satışların en fazla olduğu dönem. Yani şirketler genelde tabii ki bunun istisnası oluyor. Mesela geçen sene Türk Hava Yolları'nda bir istisna vardı. Ama genel olarak en iyi çeyrekleri havacılık sektörünün 3. çeyrektir. Ve bu tarih yaklaştığında ve sonrasında fiyatlamalar yavaş yavaş başlar. Pegasus tarafına geldiğimizde ise 10 çeyreğe baktığımızda yine bakın geçen sene 3. çeyrek gayet iyiymiş. Bunun dışında 2022 yılında birinci ve 2. çeyrek zarar ettirirken 3. çeyrek toparlamış. Dedim bak mesela geçen sene istisna olmuş yine 4. çeyrek daha iyi gelmiş. Ama Net karda satışlarda her zaman bakın açık ara farkla 3. çeyrek en yüksek. Ondan önceki sene 3. çeyrek yine en yüksek. Bu sene de 3. çeyrek satışları Pegasus tarafında yine en yüksek verilerde gelmesi ve eniyor. Bununla beraber haber akışlarına aslında daha önemli haberlerimiz var. Ne bu? Eylül ayında yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %8 artışla 3.33 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı ise %88 olarak gerçekleşti. Yani sadece bilet fiyatları arttığı için kar elde etmeyecekler. Yolcu sayı oranlarında da %8'lik bir artış var. Burada da bir kar bizim için gözüküyor. Şimdi yine baktığımızda faaliyet verilerini pardon sektörel verileri arkadaşlar göstermek istiyorum. Bence çok ama çok önemli. Özellikle Pegasus'un iç hat yolcu trafikleri Bakın son çeyreklerde önemli veriler gösteriyor. Pegasus'un direkt olarak toplam yolcu trafiğine geldiğimizde ise Ağustos arkadaşlar bu aylarda bakın Ağustos'ta 3.6 milyonmuş 2024 yılında. Geçen sene ise 3.3 milyonmuş. Güzel bir artış var. Baktığımızda Jules'de arkadaşlar 3.5 milyonken geçen sene 3.2 milyonmuş. Jun yani Haziran ayında ise bu sene 3.2 milyonken Geçen sene arkadaşlar 2.8 milyonmuş. Yani sadece bilet fiyatları arttığı için değil. Toplam yolcu trafik oranlarında da muazzam artışlar var. Yine bu sene 3.3 milyonken mevcut ayda Eylül'de geçen sene 3 milyon. Az önce okuduğumuz habere göre yolcu sayısının artışıyla beraber geçen seneye göre çok çok daha iyi bir bilanço gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu şirketler enflasyon muhasebesinden de etkilenmiyor. Genelde yurt dışı satışları yaptıkları için bu da bu şirketler için avantajlı. 3. çeyrek bilanç sonrasında yavaş yavaş fiyatlanacaktır. Asla artışla yükseltme yılın sonuna doğru yapar. Ki son günlerde zaten minik bir artış yaptı. Son gün borsanın düşmesiyle beraber minik bir düşüş yapsa bile son günlerde yanlış yere açtık, yanlış yere koyduk. Burada %7'lere varan, %8'lere varan bir yükseliş yaptı. Belli bir süre yatay seyirde davranıp 234 TL civarlarına düşebilir. Ardından bilançosunun gelmesiyle beraber 255 TL civarına doğru yol alacak gibi bir sinyal veriyor. Pegasus hava taşımacılığının hedef fiyatlarını açtığımızda ise deniz yatırım tarafında %43, ağlatçı %41, %56, %67... E, %62 pardon %42 35 gibi oranlar var genel olarak ortalama getir potansiyeli 35 girmişler bunun büyük bir oranını yüksek ihtimal ilk çeyreklerde halledecektir diye tahmin ediyorum. Bence düşük hedef fiyat tahminleri vermişler. Pegasus çok daha potansiyelli şirketlerimizden biri. Ayrıca makul çarpanlara sahip. Alır mısın dersen kısa vadede çok karlı gözükse bile uzun vadede tercihim Türk Hava Yolları'dır. Neden diye sorarsan yani Pegasus'un bilançosu çok daha iyi gelecek Türk Hava Yolları'na göre. Yani geçmiş sene kendisiyle karşılaştırdığımız yoksa Pegasus çok daha küçük bir şirket. Ama Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı oranında belli bir düşüş var. Pegasus'ta artış var bununla beraber fiyatlanması gelecektir. Bu dönemlerde özel trade yapacak Arkadaşların bunu tercih etmesinde Fayda var şimdi yine 20 günlük bir haberle bakalım Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar burada e, Gördüğünüz gibi 5 Kasım Tarihinde yani 15-16 gün sonra 3. çeyrek bilançosu Geliyor ki şu an beya dipte Bu arada oranlar Gayet iyi net dönem karları Varlıklar borçlar öz kaynaklar Yani şirket muazzam Belki de bu, şu an borsa İstanbul'daki En iyi özet rapor yani bilanço, çarpan buna ait. Çünkü 0.66 gibi bir çarpana sahip, PDDD oranına sahip, FK ucuz, FDF yok ucuz, varlıklar artmış, enflasyon muhasebesi etkilenmiyor para yurt dışından geldiği için. Öz kaynak girişleri var, net karlar artmış. Yine bu da arkadaşlar diğer şirketlerde olduğu gibi en iyi satışlarını 3. çeyrekte yapmış. Geçen senede sadece net dönem karı 4. çeyrekte daha fazla gözükmüş ama genel olarak 3. çeyrek satışları muazzam ki şu da var. Bu senenin satış oranı, ikinci çeyrek satış oranı geçen senenin bakın geçen senenin 3. çeyrek satış oranından TL bazlı daha iyi. Dolar bazı da belli bir sıkıntı var. Dolar bazı daha düşük. Tabi bunun sebepleri var. Belli sebepleri. Burada da dolar kurunun hızlı artışı. Ama yine oranlar iyi. Yani yine TL bazında iyi bir bilanço gelecektir diye tahmin ediyorum. Bununla beraber haberlere baktığımızda Pegasus'a göre pek haberleri iyi değil sadece geri alınlar güzel şirket artacağını düşünüyor. Ama yine de geçen yılın aynı dönemine göre Eylül'de 3.4'lük bir yolcu düşüşü olmuş. 7.9'dan 7.7'ye inmiş. Ama genel olarak doların artışı ve bilet fiyatlarındaki artış bunu telafi edecektir. Sektörel verilere geldiğimizde yine önemli verilerimiz. Baktığımızda aşağılara indiğimizde Türk Hava Yolları toplam yolcu trafiği Geçen sene gerçekten ama gerçekten iyiymiş. Geçen seneye göre belli başlı düşüşler söz konusu. Ama geçen çeyreklere göre yine iyi verilerimizi burada görüyoruz. Yani baktığımızda April, e, April ve May'de özellikle arkadaşlar çok çok güzel. Hatta Jun'da da güzel bir veri var ve o verilere göre daha iyi bir bilanço. İkinci çeyreğe göre bilançomuzda artış gelecektir buradaki verileri okuduğumuzda. Ayrıca bunun üzerine uygun çarpanları kattığımızda Amerikan başkanlığı seçimleri de Borsa İstanbul'u pozitif fiyatlarsa o tarihlerde biliyorsunuz ki aynı tarihlerde Amerikan başkanlığı seçimi de var. Orada bir borsamızda başkanlık seçimi sebebiyle veya sonrasında büyük bir düşüş yemezsek Türk Hava fiyatlanmaya başlayacağı tarih olarak 5 Kasım'ı verebiliriz. Direktmen tarih tarih açıklıyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Evet, burada daha yüksek hedef fiyat tahminleri var. %67, %57, %76, 82, 92, 52, 51, 67 ve aşağı doğru iniyor. Şöyle indireyim. Birçok aracı kurumun muazzam tahminleri var. İş yatırım 80 vermiş. Genel olarak ortalama getiri potansiyeline %68 demişler. Benim gelecek sene önemli artışlar beklediğim şirketlerden biri. Belli başlı bir yabancı çıkışı vardı Türk Hava Yolları'ndan. Bu hisseyi düşürdü. Tekrar politika faizinin inmesiyle beraber yerli ve yabancı Bakın çok sert girmez yabancı asla bu borsaya. Az oranlarda girse bile bu hisseyi toparlamaya yeter. Teknik olarak baktığımızda ise Türk Hava Yolları'nın durumuna teknik durumu değerli. Yine birkaç gündür Pegasus kadar olmasa bile güzel bir artış yaptı. %6'lara yakın bir artış yapmıştı. Ardından bugün düşüşünü yaptı ve şu anlık buradaki 265 TL civarlarına kadar düşme riski var. Üst Bollinger ve Kaufman düştüğü için aşırı bir, bir haftalık süreçte artış beklemiyoruz. Ama bu bilanço ile beraber 258 bandını özellikle görürse orası çok önemli bir alım seviyesi, oradan tepki yükselişi alacağına dair sinyaller görebiliyoruz. Tabii yine aynı zamanda tekrar söylüyorum, biz bunları anlatıyoruz, yatırım tavsiyesi değil diyoruz, pozitif konuşuyoruz. Borsa da pozitiflik. Bak şu an duyuyorsunuz, bir parmak şıklatmaya bakın. Şıklattım. Ne bu şıklatma? Amerikan seçimleri piyasi olumsuz etkiledi. Hurra bilanço milanço dinlemez. İn aşağı der. O yüzden hani bazıları çünkü şey var. Hani özellikle daha bilmeyen insanlarda şunu görüyorum. İyi teknik analiz dediğin %100 bilir. Ya ben bunu arkadaşlar akrabalarımdan kendinde yaşça büyük akrabalarımdan görüyorum. Millet telegram gruplarına giriyor işte. Bu adam var ya %100 biliyor. Hıhı <laughs> %100 biliyor arkadaşım. Kesin %100 biliyordur. Ben de artık yaşı büyük saygısızlık etmeyeyim diye konuşmuyorum. İşim bu benim. Onlardan kat kat daha iyi biliyorum. Yani, o akrabalarından bahsediyorum. Ama konuşmuyorum yanlarında. Çünkü bu tür gruplar bazı insanlara Twitter'dan, YouTube'dan şöyle bir şey empoze etmişler. Ve inandırmışlar. Çünkü e, belli başlı özellikle daha... E, kafa olarak geri kalmış insanlarda şu var. Bir şeye inandığında değiştirmiyor. Ve şu algı yüklenmiş. İyi teknik analist %100 doğru bilir. Nereden biliyor teknik analist ya? Amerikan başkanlık seçimlerindeki sonuca göre borsa yön değiştirecek. Borsanın yönü orada belirlenecek. Bu teknik analiz biliyor mu Amerikan başkanlık seçimlerinin ne olacağını? Bilmiyor. Bilmiyor arkadaşım. Ben de yani kendimce bu işi yapıyorsam analizimin iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Amerikan başkanlık seçimlerindeki sonucu doğru bilemezsem ki bu siyasi ve politik bir analizdir. Bunu Amerika'daki seçim analistleri bile tam olarak doğru bilmiyor. Benim teknik analizim bir saat içinde çöp olur gider. O yüzden hiçbir insanı %100 doğru biliyor diye inanmayın. Mutlaka portföyünüzü şekillendirin. Mutlaka portföyünüzde altın ve gümüş tutun. Ben bu e, ilk defa izliyorsam bu şeyleri Altın, gümüş, portföy, yay konuşmalarını yani kanalaştığımdan beri yapıyorum ki bunu yapanlar da çok daha rahat etti. Şimdi geldik arkadaşlar videonun asıl konusuna. 4 gün sonra Tav Havalimanları Holding. 23 Ekim tarihinde 3. çeyrek bilançosu geliyor. Kendisi yine arkadaşlar bir havacılık şirketi. Türkiye'deki çoğu havalimanının işletmesini yapan bir şirket, önemli bir şirket. Yani baktığımızda burada birçok e, e, terminal olsun havacılık olsun Esenboğa'dan İstanbul Terminal işletmeciliğine kadar Kazakistan, Gürcistan, Batum, Makedonya, Tunus'ta, Antalya'da, Bodrum'da, Alanya'da işletmeler yapan bir şirket. Ve havacılık artışı olduğu sürece bu şi şirkette tabii ki pozitif etkileniyor. Yine üçüncü çeyrekler genel olarak en iyi yaptığı işler. Burada da arkadaşlar döviz bazlı bir giriş olduğu için. Enflasyon muhasebesinden yüksek oranda etkilenmiyor. Çünkü genelde para girişi döviz bazlı özel Antalya Bodrum'da falan biliyorsunuz artık TL kullanılmıyor. Orası yabancıların geldiği, Türklerin parasının yetmediği bir yer. Biz Türkler Yunanistan'a gidiyoruz tatil yapmaya. Orası bize daha ucuz geliyor. Biz ülkedeki tatil şeylerini Araplara, İngilizlere, Avrupalılara devretmiş bulunmaktayız. Neyse bunlar çok karışık konular. Ee, öz kaynakları iyi geçen çeyrekte varlıklar ya buna rağmen artış yapamadı politika faizleri ve borsalar sebebiyle. Ama genel olarak net dönem karları da satışlar da gayet iyi. Dolar bazlı olarak bile gayet önemli kazançlar içerisindeyiz. Üçüncü çeyrek bilançoyla yani FK'sa FDF gibi bir tip pahalı olsa bile ben PDDD oranını gayet makul buluyorum. Yani sektörel veriler tarafında önemli arkadaşlar bu. Tav havalimanlarının toplam yolcu trafiği geçen seneye göre arttı. Ağustos'ta 13 milyon, Jules'de arkadaşlar o, hani 13 milyona yakınken geçen sene 12.2 ve 12.2 milyondu. Yine bu ayda Eylül ayında geçen sene 10.7 milyonken bu sene arkadaşlar baktığımızda mevcut grafiklere 11.2 milyonu gördük. Yolcu sayısı artışı var. Havalimanındaki ürünler de bir tip pahalı şu tabii ki. İşletmeden de güzel kazançlar geliyor. Hem döviz bazlı hem TL bazlı. Bu da şirketin 3. çeyrek bilançosunun iyi gelmesi tahminini bize ortaya çıkartıyor o e, 4 yıl sonra kendini hedeflemeye başlayabilir. Bunun için gerekli şey ne? Çok basit. Borsamızda aşırı sert düşüşlerin gelmemesi. Biz konuşuyoruz, analizler çıkarıyoruz. Az önce size temel analizleri çıkardım. Bir borsa eksi 2, eksi 2 gider. Olacağını düşünmüyorum bak. Örnek veriyorum, tekrardan söylüyorum. Borsa 7000'e iner. Bizim tavın artış yalan olur. Bak tekrar söylüyorum çünkü bunu dinlemeyecek olanlar var aranızda. Artı tanıyorum bazılarınızı. 7000'e inecek demiyorum. Örnek de bu. Hadi şöyle. Hadi borsa 2000'e inecek. Tav Havalimanları mecbur düşecek. Daha ekstrem bir örnek vermiş olayım. Ama genel olarak borsa yatay gitmesi durumunda bak yatay bile okey. Türk Tav Havalimanları da pozitif etlenecek gibi duruyor. Teknik olarak baktığımızda ise Tav Havalimanları arkadaşlar şu anlık yine son birkaç gündür yükseliş içerisinde hisselerden biriydi. %10'a yakın bir yükseliş hatta %10'luk bir yükseliş yaptı. 3 gün içerisinde. Son gün belli bir düşüş yedi. Şu an aşırı sert bir yükseliş yani böyle %30 falan beklemiyoruz. Çünkü üst Bollinger bantlar alıyor. Ama özellikle şu bir iki gün içerisinde 214 TL, 210 hatta 210 bantları gözükürse önemli bir art şansı var. Ki rekor fiyatında 290 TL olduğunu düşünürsek iyi gelecek e bilanço ile beraber Aralık ayında daha da fazla fiyatlanması bekleniyor. Bu şirketler hem bu bilançlar sonrasında kendini hazırlayacak, asıl fiyatlamalarını da ocaktan sonra yapacaktır. Ki tüm şirketler ocaktan sonra daha net fiyatlanacak. Çünkü politika faizi indirimleri başlayacak. Bizim dünyaya bir politika faizi indirimi göstermemiz şart. Yani sen şunu diyemezsin, benim ülkende politika faizi %50, sen getir paranı borsaya koy. Bunu diyemezsin. Şunu dersin, ben politika faizin %50 ama düşürmeye başladım, gelebilirsin hem yerli küçüğe hem yurt dışındaki fon yatırımcısına o zaman borsa biraz daha fiyatlanacaktır. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi sesim için tekrar kusura bakmayın. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.